Herkese merhabalar. Koordinat sistemi konumuzla beraberiz. Süper bir şekilde denklemleri bitirdik. Şimdi de koordinat sisteminin nasıl çalıştığını göreceğiz. Orijini göreceğiz. Burası orijin mesela x eksenini yani apsis, y ekseni yani ordinat, x ve y eksenlerinin birleştiği noktanın orijin olduğunu ve sonrasında noktaların nasıl ifade edildiğine bakacağız. Ve her bir noktanın üzerinden geçen doğruları da inceleyeceğiz sonrasında. Dolayısıyla koordinat sistemi çok eğlenceli ve gerçekten de çok önemli bir konu. Ama soru geliyor desek LGS'de daha az soru geliyor. Koordinat sisteminden direkt soru gelmiyor. Onu da söylemem gerekiyor. Peki bugünkü konumuzla alakalı 0'dan 8'e sayısal kitabı olan arkadaşlarımız için hemen buradan ödevleri vermek istiyorum. 0'dan 8'e sayısal kitabı olan arkadaşlarımız sayfa 94 ve 95'i mutlaka çalışsınlar. Taktikli yeni nesil matematik kitabı olan arkadaşlarımız için de hemen buradan sayfaları vermek istiyorum. Koordinat sistemiyle alakalı test 50 ve 51'i yapmanızı istiyorum. Dinamo matematik kitabı olan arkadaşlarımız için de hemen buradan ödevimizi verirsek koordinat sistemiyle alakalı test 50-51 burada da geçerli. Dinamo'da unutmayın, hem taktikli hem dinamo'da 2 adet dijital sorumuz ekstradan var. Burada DS logosu varsa dijital soruları da mutlaka çözmeyi unutmayın TATS uygulamasından. Zoru Bankası matematik kitabı olan arkadaşlarımız için de hemen ödevimizi veriyorum ve dersimize geçiyorum artık. Dolayısıyla hemen burada da ödevimiz denklemleri geçtikten sonra koordinat sistemiyle alakalı test 61 ve 62. Burada da 2 tane dijital soruyu çözmeyi unutmayın. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Şimdi normalde bizim bildiğimiz bir sayı doğrusu vardı. Hatırlar mısın Tomuç evladım? Hatırlamak istemiyorum. Aynen, hatırlamak istemiyorsun. Ama ortası sıfırdı, hatırlıyor musun evladım? Evet hocam. Şimdi sen bu sayı doğrusunda burada 1 vardı, burada 2 vardı, burada 3 vardı. Burası eksi 1'di, bu eksi 2'di, bu eksi 3'tü falan filan. Şimdi sen bunu al, bunu böyle yap, böyle yap. Şöyle dik bir sayı doğrusu yap. Burada da aynı şekilde burası sıfırıncı kat, burası birinci kat, burası ikinci kat. De aşağı katlara eksi birinci kat, eksi ikinci kat, eksi üçüncü kat de falan filan. Evet. Sonra bunları al, beraber bir araya getir. İşte bu getirdiğimiz sisteme biz koordinat sistemi diyoruz. Ve bu yatay çizgiye, yani yatmış bir çizgi var burada. Bu yatay çizginin adına ne diyoruz biliyor musun Tonguç Ölen Bey? Yatay çizgi. Hayır, x ekseni diyoruz. Bir de Tonguç Ölen Bey'de bir dikey şey var. Dikey çizgi var. Bu çizgiye ise y ekseni diyoruz. Hatta bunları da ekseni yazalım. Y ekseniyle x ekseni. Anladık mı Tonguç Ölen Bey? Yatay olanı x, olmayanı y. Tebrik ediyorum seni. Dikey olanı y, yatay olanı x şeklinde sınıflandırıyoruz. Dolayısıyla koordinat sisteminde oluşturmuş oluyoruz. Tam Tonguç, ortasına, koordinat sisteminin ortasına biz özel bir ad veriyoruz. Bu adın adını bilirsen gerçekten sana bir Ulu Cami, merkez. Çikolata alamayı düşünüyorum. Hayır lan, orijin diyoruz bu ada. Orijin, yani her şeyin başlangıcı. Orijinali de diye böyle bir şeyler söylerler hatta. Wow. Şimdi Tonguç Eren Bey, koordinat sisteminde hemen noktaları ve benzeri. Şimdi koordinat sisteminde şöyle bir şey var. Şu çizgi, şu çizgi. Bak 1, 2, 3, 4 tane bölge var, görüyor musun? Evet. Bu birinci bölge, bu ikinci bölge. Ha, niye bunları birinci bölge diyoruz? Tonguç Eren Bey, bu bölgeye birinci bölge dedik. İlk sağ üstteki bölgeye. Sonra saat yönünün tersine ikinci bölge burası oluyor. İkinci bölge. Ondan sonra burası üçüncü bölge oluyor Tonguç evladım benim. Saat yönünün tersine. Burası da dördüncü bölge oluyor Tonguç evladım. Şimdi bunları da Roma rakamlarıyla gösteriyoruz. Havalı olsun diye Roma rakamlarıyla gösteriyoruz. Dolayısıyla dört tane bölgemiz var. Matematikçiler hep havalı değil mi hocam? Aynen, tebrik ediyorum. Dört tane bölgemiz var. Bu dört tane bölgemize teker teker buraya yazdıktan sonra şimdi bu noktalara bakalım. Mesela diyelim ki bak bu A noktası kaçıncı bölgede? Bayağı zor bir soru senin için. Teşekkür ederim. Birinci bölge. D noktası hangi bölgede? Dördüncü bölge. B noktası hangi bölgede? İkinci bölge. Baya güzel. Olağanüstüsün, gerçekten çok iyi. Peki C noktası? Aynen. Peki C noktası hangi bölgede? Tarafsız bölge. Şimdi C noktası Y ekseni üzerinde dersin böyle bir durumda. Yani C noktası bölge üzerinde değil, Y ekseni üzerindedir diye iddia edebilirsin. Çünkü zaten gerçekten Y'nin üzerinde. Peki Tonguç, noktalar dediğimiz şeyler koordinat sisteminde sıralı ikililer olarak adlandırılıyor. Aslında belli noktalar var. Bunlara biz koordinat da diyoruz. Hani birazcık daha havalı olması. Uçağın bulunduğu koordinatları verebilir misiniz efendim? Houston 535. Aynen. Aynen. Mesela burada işte koordinatları dediğim şey konumu aslında. Mesela şu A noktasının orijine, yani merkez noktamıza göre konumu, yani noktanın koordinatları nedir? İşte bunları biz sıralı ikililerle gösteriyoruz. Sıralı ikili ne demek Tonguç, biliyor musun? Ne demek hocam? Evladım, sırası önemli olan ikili demek. Şimdi mesela
şeyle şey farklıdır. Mesela 3,5 ile 5,3 farklı birbirinden. Aa. Çünkü sıra önemli burada. 3,5 farklı bir şeydir. 5,3. İşte A noktasında şöyle gösteriyoruz. Diyorum ki kardeşim ben aslında koordinat sisteminde burası orijin ise bunun koordinatları sıfırda sıfırdır diyorum. Sıfır diyorum. Sonra bak sağa doğru 1, 2, 3 diye giderdi, hatırlıyor musun? Sayı doğrusu aynı. Burada da -1, -2, -3 diye giderdi hatırlıyorsan, evet, bunlar. -4 falan filan gider. Burada da 1, ondan sonra 2, sonra 3, sonra 4 diye giderdi. Aşağısında -1, -2, -3, -4 diye giderdi. Bak Tonguç'um, bunları yazdıktan sonra diyorum ki A noktası. Bak A noktası. Acaba nerededir? Acaba nerede? Çok basit. Tonguç'um, A noktası. Bir kere burasını yer olarak kabul edersen. Yerimiz burası. Bu kaçıncı katta? A kaçıncı katta Tonguç'um? Dördüncü kat. Dördüncü kat. O zaman A noktasının Y değeri 4. Peki A noktası sıfırdan kaç uzaklıkta? 2. Süper. A noktası 2'ye denk gelecek bir uzaklıkta. İşte bunu nasıl yapıyorum? A noktasını buraya bir uzatıyorum. Sonra buraya uzatıyorum. Değdiği noktalara bakıyorum. Bak aşağı doğru ve sola doğru veya işte yatay ve dikeyde değdiği noktalara bakıyorum. Burası ve burası. İşte bu noktalar benim A noktamın değerleri. Sıralı ikilileri de ilk başta x'i virgül sonrasında y'sini yazarak bulurum. Dolayısıyla diyorum ki kardeşim, bak burasının x'i, a'nın x'i 2. A'nın y'si de 4. O zaman 2,4. B'yi hemen şey yapalım. B'nin x'i -3. B'nin y'si 3. Yani 3. katta. C noktasına bakalım. C noktasının x'i ne Tonguç Evren benim? Yok. Sağa sola gidiyor ama sıfırın üzerine. Bak uzat. Uzat, bak sıfıra denk geliyor. Sıfır. Y'si de yerden -3. Katta, o zaman -3 diyorum. Mesela D noktasına bakalım. D'nin x'i 2. D'nin y'si de -1. 2,-1 diyorum. Sıralıkları oluşturmuş oldum diyorum ve geldik. Noktalarını koordinat düzleminde gösteriniz demiş. Gösterelim. Nasıl yaparız? Hemen yapalım. 4,1. Ya bu bir kere burası orijin değil mi Tonguç'um? Orijin. Hemen bunları ben birazcık uzatıyorum aslında burada ama sayabilirim. Mesela 1, 2, 3, 4 yazmak zorunda değilim. Ama -1 demiş bir de. -1. Hepsini yazmak zorunda değilim. 4'e -1 noktası şuradan çıkartıyorum. Şuradan çıkartıyorum ve bu iki çıkarttığım şeyleri birleştirdiğim yere ben A noktası diyorum Tonguç'um. Bak sağa doğru 4 tane gittik. Aşağı doğru da 1 tane gittik. Bak sağa doğru 4 tane, 1 tane de aşağı gittik. Burada aynı şey. Şuna bakalım mesela. B noktası. Bu eksi demek. Şimdi x ekseninde gideceksin. O zaman -1, -2 değil mi? Sola doğru 2 tane gittik. Yukarı aşağı hiç gitmiyorsun. O zaman burası B noktasıdır diyebilirsin. Farklı bir renkle C noktasına bakalım. Sola doğru -1, yani buraya geldin. Sonra -2. kata in. Bak burası -2. kat. O zaman burası da C noktası diyebiliriz. Geldik şu zımbırtıya. D0,3. Sağa sola hiç gitme. Sağa sola hiç gitme. Gerek yok. Üçüncü kata çık. 1, 2, 3. İşte burası da D noktası diyoruz. 1, 2, 3 şeklinde D noktasını da göstermiş oluyoruz. Şimdi geldik sorulara. A noktasının x eksenine uzaklığı nedir? A noktasının x eksenine uzaklığı, yani şu çizgiye uzaklığı, bakar mısın? Bir birim. Şurası bir birim sonuçta. Burası bir birim. Sanki burası bir dikdörtgen gibi düşünürsen. A noktasının x eksenine uzaklığı bir birimdir. Peki y eksenine uzaklığı? Y eksenine uzaklığı hop kaç birim? Burası. Yani şurası kaç? 4 değil mi zaten? Burası da 4 birimdir diyebiliriz Tonguç'um. B noktasının x eksenine uzaklığına bakalım hemen. B noktası zaten x ekseninin üzerinde Tonguç Evren benim. Dolayısıyla B noktası x ekseninin üzerindeyse 0 uzaklığı var. Y eksenine uzaklığı ise y eksenine bak şu kadar uzaklığında. Çünkü y ekseni burası. 2 uzaklığında diyebiliriz. Peki c noktasının apsisi. Eyvah, bu apsis. Aynen, apsis nedir? Tonguç'um, apsis dediğimiz şey aslında x değeridir. Ordinat dediğimiz şey de y değeridir. Bak apsis dediğimiz şeyi x olarak aklına tutabilirsin. Y değeri ise ordinat. O yüzden hani sen x ekseni, y ekseni diye görmüştün ya, aslında bunların bir başka adları daha var. Daha havalı adları. Apsis ve ordinat diye geçiyor. O zaman C noktasının hemen bakalım. Apsisi, yani x değeri hop burası -1. Y değeri, ordinatı hop -2. -1 ve -2 diyorum ve geçiyorum cumburlop diğer sorumuza. Cumburlop. Hangileri doğru demiş.
noktasının ordinatı 6'dır. Bir kere bu x'ti, bu y'ydi. Bu apsisti, bu ordinattı. Ordinat 6 mıdır? Doğru, tebrik ediyorum. Tebrikler. 0, 7 noktasının x ekseni üzerindedir. Şimdi 0'a 7 noktası. Hemen koordinat sistemini çizelim. Burası x, burası y. Şimdi x'te sağa sola hiç gitme. Y'de 7. kata kaçacak. 7. kat burasıdır. O zaman t noktası burada bir yerdedir. T noktası x ekseni üzerinde mi? Hayır. T noktası y ekseni üzerindedir. O yüzden bu hatalı diyoruz. Geldik. Hatta bunu böyle çizik yapalım. Eksi 1'e 4 noktası koordinat sisteminin ikinci bölgesindedir. Hemen bakalım. Eksi 1 sola bir tane git. Sonra 4 kat yukarı çık. Şurada bir yerde o zaman. Şurası 4 dersek. Eksi 1'e 4 noktası. K noktası. K noktası ikinci bölgesine bak. Burası birinci bölgeydi. Bu ikinci bölgeydi. Bu üçüncü bölgeydi. Bu da dördüncü bölgeydi. Evet, gerçekten de K noktası ikinci bölgede. Bravo diyorum arkadaşlar. I3'e 2 noktası x ekseninin uzaklığı 3 birimde demiş. Hemen bakalım. Yeni bir kalem, yeni bir heyecan diyelim. 3'e 2 noktası. 1, 2, 3. 3 tane sağa gittim. 2 kat yukarı çıkıyorum. 1, 2 hop 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 geldim buraya. O zaman I noktası burada bir yerde. X ekseninin uzaklığı kaç birim? Yani şu uzaklık burası 2 değil miydi? Burası da 2'dir o zaman. Bu yanlış bir ifadedir diyorum ve cumbullop diğer soruma geçiyorum. Noktaları koordinat düzlemindedir. Tonguç'cum, K noktasının L noktasının uzaklığı. Bunu bulabilir misin yoksa? İmkansız. İmkansız değil, sadece çizmeye bağlı. Çizmeyi nasıl yaparız? Hemen bir tane, hatta şöyle yapalım. Şöyle bir koordinat sistemi çizelim. Evet, buna X diyelim, buna Y diyelim. Şimdi eksi 2'ye 5 noktası. Eksi 1, eksi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi eksi 2'ye 5 noktası. Şurası ediyor. O zaman K'yı göstermiş oldum. Geldik Tonguç'um. L noktası 4'e 5. 1, 2, 3, 4. Burası da 5'ti zaten. Hop. Burası da L noktası oluyor. Geldik Tonguç'um M. 1'e eksi 3. 1'e eksi 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. O zaman hop. Şu nokta oluyor. M noktası. 1'e eksi 3 oldu. Burası kaçtı? 4'e 5'ti. Tamam, burayı da anladık. Peki geldik Tonguç'um N noktasına. 1'e 5. 1'e 5 noktası da şurasıdır. N noktası da hop 1'e 5 noktası diyoruz. Şimdi demiş ki adam bize. K noktasının L noktasının uzaklığı. Yani şurayı sormuyor mu Allah'ını seversen? K'nın L'ye uzak. Şurayı sormuyor mu? Şurası eksi 2. Şurası eksi 2 idi. Yani 2 birim. Şurası da 4'tü. Yani 4 birim. 2 artı 4 toplam 6 olmaz mı Tonguç evladım bunların arasında? Evet hocam. Bravo. O zaman bunun cevabı 6 diyebiliriz. M noktasının N noktasının uzaklığı. Yani adam bize sorduğu yer, hatta şöyle farklı bir renkle çizmeye çalışalım. Sorduğu yer, evet, hemen şöyle yapalım. Şu mesafe değil mi Tonguç'um? Şu mesafeyi bulabilmek için. Ya burası 5. kattı. Burası da eksi 3. kattı. 5 ile eksi 3. kat arasında kaç tane mesafe var Tonguç Evren Bey? 2. Dangoz musun? Zaten burada 5 var. Burada 3 var. Toplam 8 tane birimdir diyebiliriz cevabımıza diyoruz. Ve zor sorularla geçiyoruz Tonguç. Geldik. Noktası koordinat sisteminin 4. bölgesinde olduğuna göre demiş. Koordinat sistemini hemen çizelim seninle ve olayı oluşturmaya başlayalım. Deminki yerimiz birazcık dardı, o yüzden zor yaptık ama şimdi rahat yapabileceğiz. Şimdi burası birinci bölgeydi, burası ikinci bölgeydi, burası üçüncü bölgeydi, burası da dördüncü bölgede Tonguç'um. Şimdi Tonguç bak, buradaki pozitif sayılar, buradaki de pozitif sayılar olduğu için birinci bölgenin işaretleri hep artı ve artıdır. X de artır, Y artır. Ama dördüncü bölgeye baktığımız zaman, yani şu bölgeye baktığımız zaman X'i artı çıkacak ama Y'si aşağı katlarda olduğu için eksi çıkacak. O zaman burası artı, burası eksi olan, yani X'inin artı Y'sinin eksi olduğu bir ifade karşımıza çıkıyor. Adam demiş ki bize, A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeriyle B'nin alabileceği en büyük tam sayı değerlerinin toplamı nedir demiş Tonguç'um. Hemen şimdi şöyle düşünelim. Ya kardeşim, bir kere bu dördüncü bölgedeyse bu X'in değeri pozitif, Y'nin değeri negatif olmalı. Yani A eksi 1 dediğimiz şey aslında ne olmak zorunda? Pozitif bir değer olmak zorunda. Ve B eksi 2 dediğimiz şey ise aslında negatif bir değer olmak zorunda, değil mi? Çünkü burası eksi, burası artı olmak zorunda. Şimdi bunu çözersek biz, ya kardeşim A eksi 1 ne zaman pozitif olur? Anılabileceği en küçük değer kaç olabilir aşkına? 1 olabilir mi Tonguç Evren Bey? Olur. Doğru olsun, 1 eksi 1 sıfır eder, pozitif etmez ki. En küçük 2 olur Tonguç'um. 2 eksi 1'den pozitif bir değer çıkar. Bravo diyorum sana. Tam sayı zaten sormuş bize. Negatif olabilmesi için B'nin alabileceği en büyük tam sayıdır. B
Mesela 5 olabilir mi Tonguç evladım benim? Olur. Olmaz lan. 5 eksi 2 3 eder. Negatif etmez ki. Mesela 2 olabilir mi Tonguç evladım benim? Olur. Dangoz musunuz? 2 eksi 2 0 eder. Negatif etmez ki. O yüzden en büyük 1 olabilir Tonguç'um. Bak 2 olamaz, 3 olamaz, 4 olamaz, 5 olamaz. 5 olduğunda hep pozitif oluyor. 4 olduğunda pozitif oluyor. 2 olduğunda 0 oluyor. Ama 1 olursa olabilecek en büyük değer. 1 olursa 1 eksi 2 negatif bir şey çıkar. İşte bu da en büyük değerdir. 0 da olabilir, eksi 1 de olabilir ama olabilecek en büyük değeri sorduğu için bana 1'dir diyorum. Değerlerinin toplamını sormuş da 2 artı 1'den 3 gibi gerçekten kaliteli yeni nesil bir soru çözmüş olduk. Yeni nesil kızlar. Evet bak sınavda gelirse burayı yazıyorum. Sınav sorusu bu gelir Tonguç. Neden sınav sorusu gelir? Çünkü burada akıl yürütme var. Burada sana verilen öncül bilgiyi kullanma var. O yüzden bu tarz soruları gördüğünde diyeceksin ki ben bu soruyu yapmıştım zaten diyeceksin. Gel seninle soruyu okuyalım. Kağıt üzerinde aralarında birer birim olan noktalar verilmiştir. Tamam eyvallah. Şunların arasında hep bir birim varmış. Hatta şurada şöyle göstereyim. Bir birim. Ondan sonra bir birim şeklinde gösterdik. Tamam eyvallah. T noktasının koordinatları verildiğine göre demiş. E, F, L, H noktalarının koordinatları bulamıyormuş. Tonguç. T noktası nasıl bir nokta Tonguç evladım? Güzel benim. Bir nokta yani tatlı. Aynen. T noktasının koordinatlarını vermişler. 3'e eksi 2 demiş. Ya kardeşim o zaman demek ki bu adam x'i 3, y'si de eksi 2. Yani eksi 2. katta olan bir şey. Şimdi T noktasına gidebilmek için benim ne yapmam gerekiyor? Bu şu demek. Orijinden çık. Orijinden çık yola. Ondan sonra 3 tane sağa, 2 tane aşağıya git demek. O zaman demek ki orijin diye bir nokta varmış. Orijinden 3 tane sağa, 2 aşağı gidince T noktasına oluşuyormuş. Peki tam tersini yapalım Tonguç'um. 2 aşağı gidince de 2 yukarı dönelim artık. 1, 2, 3 tane de sağa git, 3 tane sağa gitmiş. Geriye dönebilmek için 3 tane sola gidelim. 1, 2, 3. O zaman işte burası orijin olmak zorunda diyorum. Orijinse burası hemen koordinat sistemi çiziyorum. Hop. Koordinat sistemi tam buradan geçecek şekilde bir noktadır aslında. O zaman burası x, burası y'dir. Gerçekten oluyor mu? Deneyelim Tonguç evladım. Deneyelim hocam. Bak 1, 2, 3 hop. 1, 2 ama eksi 1, eksi 2 değil mi? Burası da 1, 2, 3. O zaman bak T noktasının koordinatları 3'e eksi 2 gerçekten oldu. Denemesini de yaptım. Denemesini yaptım doğru çıktı. O zaman diyorum ki ya kardeşim H'nin koordinatları x'i 1, y'si eksi 1. O zaman H noktasının koordinatları 1 virgül eksi 1'dir diyorum. E noktasının koordinatlarını söyleyeyim hemen. E noktasının koordinatları x'i sola eksi 1'i gitmiş ama y yukarı aşağı hiç gitmemiş. Eksi 1'e 0 diyorum. F noktasının koordinatlarını söylüyorum. Yukarı doğru çıkmış ama sağa sola hiç gitmemiş. O zaman 0 virgül 1 tane yukarı çıktığı için 0 virgül 1 diyorum. Y'si 1, x'i 0 şeklinde aslında bütün koordinatlarını da bulmuş oldum Tonguç'um. Ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım.